Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Böyle oturarak açtığım videoları çok seviyorum ya. Torul'la birlikteyiz. Evet. Torul'cum geldi. Hoş geldin Torul. Hoş bulduk abi. En son Clio'da birlikteydik. Evet. Clio'dan sonra abisinden azar işitti. Çok kasma diye bugün kendini affettirmeye geldi. Evet. Hoş ve geldin. Sağ ol abi. Gerçekten en sevdiğim ortam. Börtü, böcek. Sever misin abi? Yok abi, hiç sevmiyorum ya. Şu an var ya, daha demin çekirge gördüm. Ya üstüm atlarsa diye bir Oğlum biz seni karavancı diye getirdik ya sen. Ben karavancıyım. Karavancıyım ama ben otobanda karavancıyım. Otobanda karavancı. Arkadaşlar bugün Crawler'ın ürettiği ve şu anda daha bantlardan yeni inen, hiçbir şekilde kullanılmamış, düşün lansmanı bile yarın yapılacak olan Otağa 385 ile birlikteyiz. Bu ne abi ya? Abi çok büyük ya. Hakikaten kanka, bina gibi ya. 385 de yani modele ismini veren de arkadaşlar, kasanın uzunluğu 3 metre 85 santim. Doğru mu? Benim rakamlarla aram kötü kanka. Doğru abi, doğru. Senin hiç karavan deneyimin oldu mu bugüne kadar? Karavan deneyimim olmadı yani. Çektim ettim ya da bindim de hiç öyle gidip de kalmadım abi ya. Bu çekimde 2-3 gün birlikte kalacağız arkadaşlar Torul'la. Tabii ki yok öyle bir şey. Gördüğünüz gibi koltuklar standart şey geliyor arkadaşlar. Şimdi her şeyini detaylıca anlatacağız size. Tabii ki Mercedes Unimog olması şekil itibariyle de çok acayip görünüyor. Çünkü daha önce Ümitler'e çekmiştik bir Unimog. Onu da burada bir yerden izleyebilirsiniz. Zaten bu otomobil, bu araç, otomobil değil, askeri şartlarla üretilen, askeriye uygun üretilen bir araç. Yıllardır da askeriye de kullanılan bir araç. Şimdi yavaş yavaş trafikte falan da görmeye başladık. Çünkü çok heybetli. Arazi sürüşünde çok iyi, çok kabiliyetli. Çünkü üzerinde bir portal aks var. Yaklaşma, uzaklaşma açıları çok iyi. Sürekli 4 çeker tahmin edeceğiniz üzere. O yüzden arazide de çok başarılı. Crawler'da biliyorsunuz, daha önceki çektiğimiz videolardan da hatırlarsınız, ağırlıklı olarak araziye karavan üretimi yapan bir firma. O yüzden de şu anda dünyada falan ismini çok iyi duyurdu. Bunlar hiçbir şekilde reklam değil. Siz de araştırırsanız göreceksiniz. 25 ülkeye ihracat var. Şu an senede 300'den fazla karavan üretiyorlar. Ve dediğim gibi dünyada arazi sürüşüne yönelik karavanlar çok fazla olmadığı için o yüzden bütün dünyada ses getirir ve 25 ülkeye de ihracat yapıyorlar. Tabii ki bunu tamamen yerli olarak yapmaları, içindeki işte buzdolabı falan filan hariç, bu kasadan bahsediyorum. Bu kasada zor bir kısmı işi yapmanın. Bunları tamamen yerli olarak, aslında bir hobi gibi başlayıp sonradan işe dönen bir şey. Bizim için de gurur verici oluyor. Zaten bu araca da baktığınızda böyle inanılmaz durmuyor mu abi? Babanı getirmemiz lazım. Abi çok güzel. Evet ya, babam gelse var ya diyeceğim. Gelse çok güzel olur. Baban gelse bir şeye çıkardık. Arazi, tam bir arazi süreci olurdu babanla birlikte. Bakalım mı biraz? Bakalım abi. Tasarım böyle hakkında ne düşünüyorsun? Kanka tasarım direkt yani normalde askeri araç olduğu için zaten bir garip heybetli duruyor. Ama bu kasayla birlikte arkasındaki daha bir garip durmuş. Buna üzerindeki boyanın da etkisi var tabii ki. Tabii. Bu boyayı arkadaşlar Crawler firması getirmiş şu anda. Türkiye'de yapıyor. Amerika'da falan çok popülermiş. Line X. Şu anda Amerika'da bayağı sıfır araba alıp bu boyayla direkt boyuyorlarmış. Bu çok garip bir boya. Hem basınçlı hem sıcak olarak atılıyormuş arkadaşlar. Evet. Özel bir makinesi varmış. Bizim aslında bildiğimiz pütürün daha profesyonel ve daha dayanıklı hali. Bunu böyle sıfır arabaya atsan ömür boyu hiçbir şey olmaz arabaya. Öyle bir malzeme yani. Bir yakından bakalım. Gel abi. Pütürlü pütürlü. Sen bir önceki otağı tanıtırken abi çok seksi demiştin. Onu hatırlıyorum. Bu da normalde yeşil bu arabalar biliyorsun. Şimdi bununla birlikte siyah olmuş. Baksana abi, pütürlü pütürlü, çok acayip. Abi bu ne ya? Kanka abi şöyle bir şey gelse ya, karşıdan ne hissedersin? Valla ben korkarım. Bu ne ya? Hakikaten korkutucu. Neden otağı? Çünkü biliyorsunuz bizim büyük gösterişli çadır anlamına geliyor. Doğru, çalıştın mı bununla? Tabii ki abi. Wikipedia sağ olsun. Otağı nedir? Aynen, aynen. Büyük gösterişli çadır. Doğru. Bizim o eski Türk kültüründe böyle koca koca çadırlar yayılıp koca koca çadırlarla otağı. Bu ne abi? Hava inerlik çıkışları. Bence önce bunun içine bir bakalım. Bakalım. Sonra kabine geçelim, tamam, arkaya. Asıl yaşa, eve geçelim. Sen oradan çık, ben ortada buluşuruz kanka. Gel. Burada da ben özelliklerimden biraz bahsedeyim size arkadaşlar. Doğan abi ekti beni ya. Geliyorum, geliyorum. Vallahi ekti. Doğan abi ekti beni diyor. Biraz sert açılıyor. Askeri olduğu için. Abi. Kapı içlerine kadar bu boyadan atmışlar. Ne diyor? Sadece ATF yağı kullanılır. Lastik değişiminden 50 km sonra bijon somunlarını tekrar sıkınız. Vay be. Torku da vermiş burada. 350 Nm torkla sıkın diyor. Tork anahtarıyla sıkmak lazım. G3'leri şuraya koyuyorsun bak. Normalde valla. İnanmıyor musun? İnanmıyorsun. Bak. G3'ü şuraya koyuyorsun bak. Şuraya takıyorsun. Bak bu bir kişi için. Diğeri burada. Diğeri de burada. 20 jantlar var arkadaşlar bu arada. 365, 80, 20 lastikler var. 80 yanak var ya. Ben gidiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Abi bu ne ya? Yardım edeyim mi abi? Çok iyi ya. Gel. Koltuk yaylı mı?
Sanki ayrı gibi abi. Ha yok değil evet. Videonun sonunda bir kullanacağız arkadaşlar bu arada. Çok enteresan bir vites sistemi var. Yarı otomatik. Hepsini anlatacağım size. Şu vites koluna baksana abi ya. Sağ olasın kardeşim. Ne demek abiciğim. Hidrolik bir e-freni var. Dediğim gibi araba 4 silindir. 177 beygir arkadaşlar. Evet. 4.2 litre 620 Nm torku var. Çok iyi ya. Burada abi kaset mi? Şey için değil mi bu? Hız. Şey takograf. 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 Takograf yok. Bak burada da çok güzel bir şey var. Buradan kabine çıkıp ya da kabinden inebiliyorsunuz. Mesela bir yere kamp attınız. Vahşi bir hayvan geldi. Kapıyı kapat abi. He? Ne bileyim kapıyı kapatsak. Kapıyı kapatsan da olur da arkaya geçeceksin. Nasıl geçeceksin kanka? Kapıyı kapattın. Tamam. Arkaya geçmen gerekiyor. Çoluk çocuk arkada mesela. Tamam. Sen geldin buraya bir şey almaya. Bindin. Buraya vahşi hayvan geldi. Tamam. Ne yapacaksın? Nasıl geçeceksin arkaya? Gidene kadar beklerim. İşte o kadar uğraşma diye burayı açıyorsun. Buradan kabine geçiyorsun. Açalım mı? Ben o kabinden buraya geleceğim. Nasıl ya? Bunu kabinin bunu oradan burası açılıyor aç mu? Abi. Aç kanka. Kabinin oradan. Süre... Gel, yol sürmeden önce yapacağız. Gel aç. Evet. Tamam ben öldüm o zaman. Çok iyisin ya bu outdoor kampçılık işlerinde. Gel abi. Ama yukarı çekeceğiz. Ben çekiyorum dur, tamam, bu itiyi. Bak. Şimdi ben böyle yaptım. Sen tamam. İttir abi. Evet. Olmuyor abi ona dikkat et. Bak dediğim gibi bekleyeceksin abi. Bu arabanın özelliği. Sizin özelliğiniz değil. O yüzden bir şey olmaz. Tamam bunu arkadaşlar bunu çözeceğiz. Turul ben arkayı anlatayım. Sen onu yapmıyorsun. Ne yapıyor Turul? Ne bileyim. Ama bak düşünsene. Turul fırlıyormuş bir anda yok alıyormuş. Tek başınasın yani. Kanka bir şey diyeceğim. Bu askeri olduğu için biraz sert davranmak lazım. Evet bunu Kroll'un etkileri yapıp bize hazır hale getirecekler öyle çıkacağız. Hadi gel kabine. Bir dışarıya bakalım. Dışarıda dolanalım. Sonra kabine geçelim. Buradan geri inmem lazım değil mi abi? Askerliği yapalım. 20 sene olduğu için unuttuk artık. Bizim asker de yoktu bunlardan. Turul indin mi? İndim abi indim. Gel gel. Burada kartuşumuz var değil mi? Tahmin edeyim. Bak abi artık öğrendim abi bu işleri. Buradan fışkırıyor direkt suratına. Aa açıyor muyuz? Tuvalet. Hatırlarsınız arkadaşlar daha önce çektiğim videolarda da bu bildiğiniz tuvalet bakın. Abi kimse bir şey yapmadı değil mi? Bir dakika alıyorum. Sesi geldi. Sesi geldi. O normal. Temizlik suyu. Ha. İki tane sıvı var arkadaşlar. Birini sifona birini tuvalete koyuyorsunuz. Ondan sonra o içeride her şeyi tertemiz bir hale getiriyor. Pembe oluyor. Şirinleri tuvaletini düşün. Onun gibi. Bunu alıyorsun kankacığım tamam mı? Bunu çeviriyorsun böyle. Aldın. İçiyorsun. Açtın. İçmiyor öyle yani. Bir şey hiçbir yaptım. Şey. Arkadaşlar lütfen içmeyin. 11'i içer mi içer patlar. Bunu alıyorsunuz böyle benzincinin tuvaletine döküyorsunuz. Vay be. Yemeğine hiçbirine dikkat ediyorsun ama o arada. Çok çok güzel kafa. Eve de taktıracağım ben bunu. Burada ne var abi? Kombimiz burada. Turma. Bu kadar mesela böyle bir hacmi ısıtmak için yeterli mi? Tabii fazla. Bayağı bir soğukta da yani yeterli mi? 6 kW'lık bir ısıtıcı. Peki bu dışarıya attığınız boya ha o burada yok. Kasada yok. Kasaya da atsanız bunu peki olabilir, yalıtma olabilir, etkisi olabilir, olur değil mi? Opsiyon olarak sunuyoruz. Bu arada boya demek istemiyorum buna. Farklı bir şey. Çok fazla kat atılınca kurşun bile geçirmiyormuş arkadaşlar. Kurşun dedim hemen baktı bak. Asker çocuğu nasıl belli ediyor kendini. Ne güzel denerdik şimdi ya. Komutanım bekleriz bir video. Burada ne var abi? Logonun anlamı ne sizin? Geyik de onu biliyor musun? Özel bir anlamı var. Doğa, işte geyik. Evet. Crow, paletli, sürüngen, ısırgan değil mi? Hmm. Öyle şeyler abi. Ama tasarımını çok geyikle seviyorum geyikle aslında çok alakası yok mu? Arabaların önüne takılan aslında barlarla falan alakası vardır. Niye bir anda değiştirdiniz? Geyik dediniz bana ya. Turulcuğum, markanın kimlik değişimine gitmişsen çalıştıktan sonra. Burada ne var abi? Orada su depolarımız, temiz su depolarımız. Su 400 litre temiz su tankımız var. Temiz su giderimiz de hemen şurada depo altta, aracın altında. O gri su, aynen. 150 litrede. Bunu buradan boşaltıyor musun? Herhangi bir logarda bunu boşaltıyoruz. Buraya bayağı bir şey de sığar ha. Yani bayağı sığar baksana şuraya. Burayı eşya gözlü olarak kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz tabii. İçeride. Yine aydınlatmalı. Şurada. Açıyorsun. LED. Bak. Tık karanlık maranlık yok. Biz her yer aydınlık. Buradan da temiz su doldurma yerimiz. Abi bunları biliyorum artık. Bir tane bir şey bilip de değil mi? Abi lütfen bizim bunlar. Bu da egzozu. Bu tabii ki. Buyur kanka. Yok yok. Ters sineklik olsa ne güzel olurmuş. Ters sineklik vardır tabii ki. Değil mi abi içeride? Büyük pencerelerimizde var. Bu arka pop-up ekstra açılıyor. Hı-hı. Buraya da yapılabilir. Ya varmış kesinlikle yani. Ama tüm pencerelerde var. Stoplar neyin stopu? Bizim kendi... Vinç bağlama yeri var arkada. Evet. Çok güzel ya. Şey G90'ın stoplarına benziyor şey içi. Arkası falan. Bu arkası tabii ki şöyle ya. Yukarıya doğru gitmesinin nedeni uzaklaşma açısından dolayı. Arazide daha rahat bir sürüş sağlasın. Arkası takılmasın diye. Bu şekilde. Diğer otağda incelediğiniz lifti yapabiliyoruz. Ha o lifti buna da koyabiliyoruz. Evet. Ondan yoktu bunda. Yapılıyormuş. Hilal'i kaldırmıştım indirmiştim arkadaşlar hatırlarsınız. O lifti öyle akılda kaldı o çünkü. Ayaklarımı yerden kestim Doğan. Çok büyük değil mi ya? Şuraya abi bak. Çok büyük tamponuna ya. Tamponuna denk geliyorum. Orada ne var? Aç kanka. Ocak vardı bir yer. Ha yok. Aa burası da şey bayağı. Burası da depo. Güzel bayağı sağ. Bak led var burada da. Saklama alanları yeterli. Yeterli canım. Burada da işte tüp koyma yeri sanırım değil mi? Buraya tüp koyuyorsun bak, abi. Bak gaz dedektörü bile var burada görüyor musun?
Buraya da tüpümüzü koyuyoruz arkadaşlar. Yemekler için. İki tane tüp sığıyormuş. Ne yaptın Turul? Yakıt deposu bu mu abi? Vay be. Kaça fulleniyor acaba ya? Abi de. Geçelim mi içeri yavaş yavaş? Geçelim abi. Buyurun. Buyurun Turul Bey. Misafirsiniz. Valla eyvallah. Arkadaşlar bu bir korkuluk. Bu korkuluğu alıyorsunuz. Hıa falan yapıyorum şimdi. Korkuluk ya. Böyle gel. Tamam. Pardon. Oğuzhan'dan espri mi aldın? Dedik. Yok Ceyda. Cevap ben bu Ceyda. Tam Ceyda. Korkuluk. Beni burada bırakıp gidecekmişsin gibi. Ceyda kasabalığında kulaklarını çınlatmış. Evet. Abi böyle çekiyor muyum bunu? Dedik? Dur abi dur. Biz bir şeyleri çıkartamıyoruz, açamıyoruz ya. Aynı anda üst ve altı çekeceğiz. Şu. Üç. Evet abi. Nasıl çıkardım ama? Nasıl kalıyor? Bence bir dakika başla. Bak bu bizde sıkıntı var. Adam geldi. Adam daha tutmadan aldı ya. Evet şimdi. Bizde sıkıntı var valla. Bunu kapıya asıyoruz arkadaşlar. Burada ver asılmışı abi. Var. Böyle asıyoruz. Sonra buradan bağlıyoruz. Bu bir korkuluk. Ha? Bir yukarıdan. Evet işte böyle değil abi. Onu diyor. Bir Turul. Tamam Turul. Bu. Gel biz kahve içelim şunu ya. Bence abi. Tamam bu. Bunu da kapatmak için. Evet. Bunu da kapatmak için. Vay be Turul. Bak geliştirdik kendimizi görüyor musun? Böyle kapanıyor. Hadi görüşürüz. Sen artık buradasın. Yeni evim burası. Ver kanka. Açılışını da gösterelim. Merdiven kendi imalatımız. Şöyle tuttum abi. Doğru mu? Kendime doğru. Ha böyle. Benim parmaklar kaldı şu arada. Onu alırsınız çekimden sonra. Korkulu da ver. Video zaten bitti. 45 dakikadır bunu alıyorsunuz. Bak. Tekte taktım. Gördün mü? Öğreniyor. İnsan yavaş yavaş öğreniyor. Geliyorum. Gel abi gel. Turul beni al Turul. Gel al. Evet, tekrar merhaba. Moruk gel ellerimizi kıralım. Şeyi mi açacaklar? Şeyi mi açacaklar abi? Ha? Açmasınlar da üstüne oturup yatalım mı şurada ağırlık yapalım? Şaka bu. Şaka hayır, bu. Abi, bu da Fırat Albayrak şakası. Hayır hayır. Ha? Biz yapamamışız gibi olmasın. Ha oldu ama güzel. Otur kanka. Oturmayacağım abi. Taş getir taş. Oğlum işareti bayağı bak, güzel. Bak dijital. Evet arkadaşlar. Oo. Diğer crawler modellerinde olduğu gibi bunda da dijital bir smart panel var. Her türlü şeyin hakkında bilgi veriyor. Temiz su şu kadar falan. Aydınlatma diyoruz. Buradan hepsini gösteriyor. Sol dış aydınlatma, sağ dış aydınlatma. Dışarıda da tabii ki aydınlatmalar var. Dimer'dan işte şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Ne kadar açık olsun. Suya bakıyoruz. Zaten burada gösteriyor. Temiz su şu anda %50. Kirli su şu anda %0. Akü %100 dolu. Elektrik diyorsunuz. Solar panel var tabii ki. Güneş panelleri. Şu anda oradan bir kalan süre 352 saat diyor. Nasıl yani abi? Şu an hiç kapalı olduğu için hesap yapmıyor. Ha anladım. Açtıkça hesap, açtıkça hesap yapıyor. Tamam. Bu ne abi? Aa, bak, açıyorlar, açıyorlar. Açıyorlar mı? Açıyorlar. Dur. Tut. İçeri girdiğinizde bu panel sizi karşılıyor arkadaşlar. Burada raflar var. Bu raflar çok kullanışlı oluyor. Ben daha önce karavan seyahati yaptığım için size rahatlıkla söyleyebilirim. Burada sıcakta ayarlayabildiğiniz bir panel var. Kurcalama oraları. Gel abi. Bu ne abi? Bilmiyor musun gerçekten abi? Nasıl bilmiyorsun abi? Söyle bakayım, bakayım hadi. Klima mı? Bir şey klima. Tüpleri bağladığımızda tüp kafalarını ısıtan, aynı zamanda tüp aktif hale getiren sistem. Evet. Tüpleri işaretleri yani. Donmaması için. Ha. Buradan da ana elektriği açıp kapatıyoruz. Ben paneli resetleyip duruyorsun. Panel evet. Evet abi panel önemli. Paneli bir kendine gelsin diye ben ya. Abi sıfır şu anda. Bu ilk testimiz yapıyoruz. Resetleyeceğiz, edeceğiz. Mesela burada yemek hazırlamaya başladık. Tamam mı kanka? Bu tezgah küçük geldi. Yenge biraz dağınık çalışıyor mesela. Hemen bunu açıyorsun. Hop. Burada karpuzunu kes, kavununu kes. Öyle mi? Öyle. Teşekkürler. Kapatırken de alttan... Bozacağız mı bunu? Alttan... Abi bugün bu bozulmazsa daha bozulmaz. İleri doğru içiyorsun. Evet. Bu kadar. Aslında her şey çok kolay da öğrenmek lazım. Peki mesela fırın küçük geldi. Fırın küçük gelmez kanka. Bakıyoruz hemen fırına arkadaşlar. Fırının 3 tane gözü var abi. 3 gözle bence gayet... Aa, bu tam abimlik ha. Niye? Kurutuyor üstün başını burada. Normalde böyle şey... Fırında. Hadi canım. Vallahi. Ciddi misin? Evet. Kanka abine söyle kurutma makinesi diye bir şey çıktı. Çamaşır makinenin üstüne koyuyorsun. Aklında olsun abi. Abi hiç uğraşamıyoruz onlarla ya. Bunlar da tamamen krom. Şimdi buradaki güzellik şu arkadaşlar. O ne abi? Her yerde çekmece var tabii ki. Burası tüpün yeri mi? Buraya geçiyor. Buraya dönüyor. Hayır. Tüpün yeri. Tüpün yeri burası. Tam bir tane de buraya yedek atış işte yani. Burası hemen yani. Fırının altındaki yer ne için abi? Depolama için. Burada bak 1, 2, 3, 4. 4 tane göz burada. Bunların hepsi dolap. Buradaki güzellik şu arkadaşlar. Tabii bu arabanın iz açıklığı çok geniş olduğu için abi bak şu koridorda çok rahat ediyorsun. Normalde karavanlarda burası biraz daralıyor ya. O beni biraz basıyor. Ama abi dolap sayısı bunda fazla değil mi ya? Çok fazla ya. Dışarıda da bayağı var. Şu alt tarafa çamaşır makinesi bile sığabiliyor. Şuraya. Harbiden. Vay be. Buraya gelelim. Tuvaletimiz burası arkadaşlar. Duş yapacağınız zaman şu perdeyi kapatıyorsunuz. Abi neredesin ya? Bu
buradayım. Moruk şu an müsait değilim ben. Sonra şey yaparsanız gelirseniz. Buradan böyle duşunuzu alıyorsunuz. Evet, şurayı da kapadık mı? Burası da, bak burada çok güzel bir şey var. Bunu biliyor musun kanka? Evet. Bir kopya verin ya. Bak. Oldu. Yerden kazanmak için çok pratik ve güzel bir şey. Hem de böyle kapattığınızda orada elinizi falan yıkadığınız su da aynı zamanda gidiyor. Ha tamam. Tamam şu an aydınlandım. Tuvalet dönüyor mu abi? Evet dönüyor. Tuvalet de dönüyor. Ya bugün mesela bu tarafa doğru yapmak istedim. Bugün böyle. Anladın mı? Kafa. Ya da yaparken döndürebiliyor musun abi? Olur. Deniyorum. Şimdi mesela geldin kanka, tamam mı? Mesela şöyle bir hafif dedim, böyle yapayım bugün. Yaparken de dönüyor. Çok iyiymiş abi ya. Ama giderken yapılmaz değil mi? Emniyet kemeri yok abi koltukta. Yok, koltukta emniyet kemeri nasıl yapılır? Bak mesela şu an hafif eğimi duruyoruz. Böyle öne doğru durdum biraz. Ama doktorlar da onu tavsiye ediyor. Çok iyiymiş ya. Bakın arkadaşlar. Buyur Can'cım. Teşekkür ederim. İstediğin gibi döndürüyorsun. Buna ben böyle cimi falan sürdüm bu kadar ama yapılmadı değil mi? Daha çok şey. Sifon da güzel. Aynı zamanda duş yaparken de bunu tabure olarak kullanabiliyorsun. Böyle. Güzel. Bakayım kapayınca daha rahat mı? Diz mesafesi iyi arkadaşlar. Kitleniyor mu? Kitlenmiyor mu abi? Bende folyo var, yapamam kitlenmiyor. Kitlenmiyor mu? Kitleniyor abi de şu an bakmam lazım. Tamam. Bir de perdeyi çekersin abi. İşte o dışarıda bahsettiğim sıvılar da burada. Abi buradan bir su geldi ama. Şu işte arkadaşlar. Bak burada da yer var Doğan abi. Şampuan falan koymak için mi acaba? Evet tabi abi, burada işte ne bileyim lifini koy falan. Burada da buzdolabımız var. Abi anlat bitmiyor ya. 152 litre kanka ya. Çok iyi be. Bu buzlu. Buzluk ama buzluk. Şuraya değiyor. Bir dakika kesin. Şey çıkıyor abi. O çıkıyor. O çıkıyor. Merdiven. Ha. Ah dur oğlum be. Şimdi buradaki güzellik şu arkadaşlar. Bu yatak tarafındaki. 2 metreye 1.50 bir yatak var arkadaşlar. İyi, benim boy 1.5. Enlemesine de yok abi. Yatak. Buradaki güzellik şu arkadaşlar. Bu tavan bölgesi açılıyor. Hem önde hem arkada. Dolayısıyla gece yatarken bu hiçbir şekilde size böyle bir... Basmıyor ya. Basmıyor yani. Kesinlikle abi. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü şuranda bir şey olması beni rahatsız ediyor mesela. Kullandığımız kumaş sambrella. Tekne kumaşı diye geçiyor. Sambrella. Pamuk. Aynı zamanda ısı yalıtımı da sağlıyor. Şimdi şuraya bakalım, öyle yatağa geçelim. Yataktan tamam. Direkt kabine atlayalım. Tamam. Filmlerdeki süper. Gibi. Çok bu masa iyi. Şimdi nasıl açılıyor? Deneyeyim mi? Hadi dene. Bak şimdi abi. Ha bir dakika, bu yatak için. Tamam, göster, yatağı da göster. Tamam, bak bu yatak. Bunu böyle alıyorsun. Tamam. Üstüne minderleri atıyorsun. Şunları atıyorsun abi. Burası iki kişilik yatak oluyor. Aynen, bir tane daha minder var. Hop. Bitti. Çok iyi. Rahat 5 kişi yatar burada. Yani o değişir kanka. Atalım abi. Evet, masayı nasıl açıyoruz? Evet, altı. Tamam, altın ne yapacaksın abi? Bu kadar. Bu bir dakika. Bu normalde yukarı katlanıyor. Aa güzel. Katlanıyor olması çok iyi. Burada böyle mi duruyor abi? Niye açıyorsun abi? Turu. İlk karavan mı senin? Abi bir de oraya gelmişken bir duvara yaslanmasını göstersene arkadaşlar. Tabii. Görsünler. Olay şu abi. Turu. Bunu olabildiğince böyle çekiyorsun. Abi turula dikkat et. Tamam. Daha turul yok. Bu şekilde. Ha, buraya güzel. Sabitleniyor. Bunu alırken önce kendine çekiyorsun. Tamam. Sonra indiriyorsun. Tamam. Alttan da şu oynamasını. Tamam. Oynamasını sabitliyorsun. Aynen, bu kadar. Bu kadar. İstersen bunu ben buraya alayım. Tamam. Yok mu abi? O kadar. Tamam. Abi. Doğan abi ilk kamp mı? İlk benim bunu. Evet geldik. Heh. Aman abi sen bu parmakları bırakacaksın bugün ha. Şimdi kendine çekmesin. Bana bir bakın, parmak var mı? Çıkma. Birazcık daha çek. Şuraya mı çekeceğim? Hadi dışarı. Evet. Aşağıdan sabitleyebilirsin abi. Güneşliği kapatabilir miyiz abi? Evet. Bunun arkası yoruldum çok güzel. Ya. Ama buraya bir sineklik şart. Nasıl buldun Turulcuğum genel olarak? Güzel abi. Gelin televizyon abi. Da var bak. Televizyonumuz var. Burada fişimiz var. Her yerde USB'ler var. 12 volt dolu. Buradan televizyonu izleyebiliyoruz. Bu hareketli mi? Evet. Tabii. Hareketli. Süper. Aynı zamanda emniyet şeyi de var. Hareket etmesin diye yolda giderken. Vallahi bunda yaşanır sence? Yaşanır abi. Doğan abi. Abi. Sen de böyle bir şey olursa. Sen de değil. Ben de olursa da. Ofise ofise gerek yok abi. Bunu al. İstediğin yer senin ofisin olmuyor mu? Kesinlikle. Bence oluyor. Kesinlikle oluyor. Harika oluyor ya. Çekimini yap. Çek arazi. Tabii canım. Güzel dinlen. Ofis demişken bir dakika arkadaşlar. Bilgisayarımı alabilir miyim? Teşekkür ederim. Ofis demişken ama hemen ofis yaptım sana burayı. Nasıl? Çok iyi. Daha önce arkadaşlar hatırlarsınız, MSI ile birlikte videolarımız vardı. Hatta hem ben hem kurgu ekibim kurgularda MSI bilgisayarı kullanıyorlar. Bu modeli de Summit EO3 Flip EO. Yanında olmasının sebebi arkadaşlar hem laptop olarak kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Hem de şöyle bak, hazır mıyız? Kırılır. Hayda. Pardon ya. Bu şekilde tablet olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu böyle özellikle seyahatlerde falan arkadaşlar çok pratik oluyor. Zaten 13 inç hem küçük kompakt, ekranın boyutu gayet yeterli. Zaten 16'ya 10 altın oranlı ekran diyorlar bu ekrana kanka. Şöyle koyuyorum abi. Hop. Çok hafif bilgisayar, aynı zamanda böyle dokunmatik de çalışıyor abi, bak gördüğünüz üzere. Sen görebiliyor musun? Evet, Can görüyorum abi, rahat rahat.
Kanala abone değilseniz benim kanal bu. Doğan Kabak yazınca YouTube'a çıkıyor aramalarda. Aklınızda olsun. Şurada hemen tuşu şurada. Şurada tıkladığımızda ben tabii kendi kanalıma abone olamadığım için. Mesela şu videoyu açalım. Şuraya arkadaşlar hemen. Zaten DO yazdığınızda çıkarım. Şöyle videoyu açtınız mesela. Hemen şurada abone olun arkadaşlar. Tıkladığınızda aklınızda olsun. Şaka bir tarafa. Şaka değildi. Şaka bir tarafa arkadaşlar. Bu bilgisayarı tercih etmemin en büyük nedenlerinden bir tanesi de 20 saat batarya ömrü olması. O yüzden özellikle böyle seyahatlerde hiç şarjdı, şuydu, buydu aramıyorsunuz. 20 saate kadar bütün çalışmalarınızı destekliyor. Kullanabiliyorsunuz. Aynı sınıftaki diğer laptoplara göre %10 performans artışı sunuyor. Bir de kalemi var. Kalemle de kullanabiliyorsunuz. Şöyle de tutabiliyorum bak. Çok hafif yani. Wi-Fi 6E sayesinde de arkadaşlar veri aktarımı falan çok hızlı. Videoları da gayet akıcı bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Ben çalışmayı bırakayım artık. Bırak abi lütfen. Ama ben kapatabilir miyim? Al hadi kapat. Çünkü daha önce hiç böyle bir katlanabilen bir bilgisayar İlk kullanmamıştım. Mi? Kapat abi. Bu arada böyle bir karavan içindeyken şunu söyleyeyim. En son kapatmadan askeri bir karavandayız. Bu bilgisayarda askeri güvenlik ve dayanıklılık testlerini geçmiş bir bilgisayar. Allah Allah. Tabii. CES ödüllü. Ona göre dokunursan, nazik olursan. CES bildin mi? Bilmez miyim CES'i ya? Şöyle vereyim arkadaşlar. Sağlam değil mi bu? Bunu mıknatısı var. Onu diyecektim. Var mı acaba bir şey? Aa! Sihirbaz gibisin. Lütfen abi bak. Ne yaptık? Nerede kaldık? Dışarıda da masa var ya. Bir ufak sinyal yaptı bir tabi. Turu böyle bir alırken hissettim onu. Evet, buradan MSI yetkilileri de sesleniyoruz. Turu nazarı değer. Ona göre. Yok, CES ödüllüymüş. Ha? Hiçbir şey olmaz ona. Ha, ona bir şey olmaz. Ona hiçbir şey olmaz. Kapatıyor muyuz? Kapatayım mı abi? Arkası da böyle arkadaşlar. Dediğim gibi bu özellikle tavan beni gerçekten çok etkiliyor. Çünkü bu ferahlık hissi abi böyle yerlerde, böyle alanlarda, dar alanlarda özellikle müthiş oluyor yani. Bu şart. Bu da nasıl kapanıyor onu da göstereyim. Öğrendim ha yavaş yavaş. Hadi bakalım. Nasıl değil? Böyle değil mi abi? Böyle değil abi, onu diyorum işte. Şöyle abi. Evet. Alttan gevşetmen lazım. Evet. Kısaltman lazım abi. Evet abi. Gevşetmen gibi oldu abi. Sihirbaz elini buraya kadar uzattı. Ya ben bakıyorum, sizi deniyorum. Yalnız şey çok iyi değil mi? Mutfakta biri çalışırken görmüyorsun. Görmüyorsun aynen. Muhatap olmuyorsun. Aynen. Kanka. Burada yapacağını yapıyor. Şurada mesela. Hadi görüşürüz. Burayı da böyle hop kapatabiliyorsun istediğin zaman. Bu da sambrella. Kumaşlarımız sambrella kumaş kanka. Bunun arkadaşlar mesela yağmur yağdı. Kapattınız. Devam edeceksiniz yola. Islak kaldı. 10 yıl küflenmeye karşı garantisi var. Düşün. Geçelim mi? Şimdi yukarı yatağımıza geçeceğiz. Artık uyku vakti. Turulcuğum gel. Sen mi geçersin ondan? İlk ben geçeyim abi istiyorsan. Bir de süreriz en son arkadaşlar. Öyle bitiririz videoyu. Subaru mu? Mitsubishi! Geliyorum. Bu merdiven çıkıyor abi buradan böyle. Evet bak merdiveni nasıl çıkardım. Bu merdiven portatif arkadaşlar. Çıkabiliyor. Nereye koyuyorsun onu mesela çıkarttığınız yine zaman? Buralarda şuraya. Da dolaplar var. Evet. Buralar şu açıdan iyi. Buraya mesela bir tane askılık koyuyorsun. Gömleğini falan asıyorsun. Kırışmıyor etmiyor. Yine altta da çekmeceler var. Ne kadar çok. Toplam kaç çekmece var abi? Hiç saydınız mı? Bence sayın abi. Çıkıyorum. Anam dur oğlum ya. Bir süre sonra kendinizi böyle yuvarlayabilirsiniz. Abi bayağı iyi burası be. Buna sağ böyle... tarafı yok düşman. Aa abi buradan manzara çok güzel ya. Vay be. Evet. Bunlar yine her yer çekmece. Hava enfezleri var burada arkadaşlar. 12 voltluk. Bunlar çeker can ya sonra. Detay. Turulcuğum. Ver abiciğim. Heh, hadi birbirimizi çekelim gel. Burası da mı alüminyum? Evet. Burada moruk kaç kişi yatar ya? Başlı ayakla yatalım. Ayaklı başlı yatalım. Ayaklı başlı. Yanlış olmasın. Seramik bazlı izolasyon vay be. Bu yani yazın serin tutuyor. Kışın da sıcak tutuyor arkadaşlar. Şu an güneşin altındayız. Evet hiçbir şekilde sıcak yok. Vallahi uyurum ha. 2 dakika uyurum. 3 dakika uyurum. Sen uyu ben geliyorum. İniyor muyuz aşağıya? Hadi bir de sürelim. Gerçekten sürüşü merak ediyorum. Sen sürerken ben burada olsam yasal değil. Yasal değil. Olmaz. Yasal yasak. Değil olmaz. Yasak. Bu ne abi? LED'in şeyi LED. Evet. Onlar LED. Vay. Bak. Şimdi dur Toru bak sana ne yapacağım. Evet. Evet. Netlerimiz de böyle. İkimiz de buradan yani. Ben buradan ineyim sen beni aşağıdan karşıla. Hadi inelim dur, bakalım. Dur oradan nasıl ineceksin biliyor musun abi? Kanka çöktü zaten. Gel bunu çıkartacağız abi. Al abi kamerayı. Hop onu ben alayım. Kamerayı mı alacaksın? Yok bunu. Al abi. Abi şuraya bak. Buraya göstermemiz lazım. Gel. Evet abi. Abi bu açık mı şu an? Aa açık. Aa merhaba. Buradan geçirmesi müthiş abi. Alalım abi bunu. Baklavamızı alalım. Merhaba. Ben gidiyorum. Git abi. Görüşürüz kankacığım. Görüşürüz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Yatak da ağırmış ha. Şöyle koltuğa sadece ucuyla bastım. Sildim ve oturdum. Bu çok iyi. Turu gel. Ben şöyle geçeyim de. Bende tutan yok tabii ya. Biz kimiz ki? Abi beni de tutmadı lan. Yok yok. Heh. Ben kapatıyorum bunu. Bak şimdi. Şey bırak mi? Bırak bırak. Abi kemer. Aa kapıyı unuttuk. Tamam kapıyı kaparlar ya. Yok bak bak. Vay be. Ya. Evet çalıştırıyorum bu arada ben. Isınsın. Bravo derken şurası açıkta duruyor abi. Nesi bravo ya? Ha. Ya asker çocuğu nasıl belli ediyor kendini? Tamam güzel.
Öldün ha? Burası niye bundan biliyorsun değil mi abi? Yumuşak. Aha. Zıplamalarda falan kafanı çarpar. Kafanı çarpma diye. Anahtarı gösteriyor. Klasik Mercedes anahtarı. Hazır mıyız? Kemal yok. Direksiyon var ya. Yumuşacık bak bak. Vallahi benim arabanın direksiyonundan yumuşak. Moruk senin araba direksiyonundan bütün arabalar yumuşak. Teşekkür ederim. Aracı yapmadım. Çalıştırmadan önce kullanma kolosu ve güvenlik talimatlarını okuyun ve uyun. Ama sen yapmadın. Yapmadım. Tam minibüs sesi yok mu ya? Aynen ha. Şu abi bak. Hacı Osman'dan sahilden. Kurban olurum dur ya. O zaman çıkalım. Güzel. Görüşürüz arkadaşlar. Haber al. Oha! Bak, bir, iki, üç, üç tur. Bak, geriye nasıl geliyor şimdi hepsi. Bak. Çok güzel, versene bir. Parmağını kırarsın ha. Dur. Tabii şimdi eğimdeyiz diye de böyle de bak nasıl topluyor arkadaşlar reaksiyon. Bak, bırakıyorum. Çok iyi be. Evet, çıktık. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Evet, duydun tıs tıs seslerimi. Şimdi arkadaşlar bu kolu şuradan tutuyorsunuz. İleriye ittiğinizde, buradan görünüyor muhtemelen. İleriye ittiğinizde, evet, şu an 3'te mesela. Geri çektin, 2'de geri çektin. 1'e geçmedi. Heh, 1. Geri çekerken buraya basmana gerek yok. Yok, böyle de gerek yok. Artık bir kere geçtiği zaman geçiyor. Aa, çok güzel, baksana. Tık tık, havalı şanzıman. Burada da egzoz freni var, bunu da deneriz. Deneriz tabi abi. 1'de mi kalkalım? Yani bence. Bir şu debriyajın bir boşluğunu görelim. O bayağı yukarıda. Bu arada çıkmadan yola ağırlıklarından da bahsedeyim arkadaşlar. Bu normalde 5100 kilo falanmış. Ama arka kasasıyla beraber. O arka kasayı söktükleri için 2 ton hafiflemiş. Ama şimdi de tabii arkadaki kabin geldiği için, yani karavanın kabini geldiği için şu anda da 2 ton da o gelmiş. Yani yine 5 tona yakın şu anda araba. Tabii crawler bunun için bir normalde arka bölümü söküyor. Şasi sabit kalıyor. Onun üstüne arka yapıyı oturtmak için kendi özel alüminyumdan bir şasi yapıyorlar. Tabii. Onu oturtuyorlar. Hazırsak 2 ile kalkalım ya. 2 ile kalk abi. Hiç teklemedim bile ya. Çok güzel ama abi, çok rahat ya. Çat çat. Bak şimdi vitese bak. Çok iyi ya. Yani 100 kilometre falan çıkıyor arkadaşlar ama tabii önerilen 80 falan bu arada. Ama tabii hakimiyet inanılmaz yani. Yola acayip bir hakimsin. Yapmaz mıyız biz 0-100? Ya yapalım mı? Bir artık ben 4'e atayım, bağırıyor. 5'e attım. Devam, gidiyor. Allah'a tork var abi çünkü. Ya. Torku çok iyi yani, beygiri düşük, evet. 177 ama torku çok iyi abi. 620 tork muydu 600, abi? 600, evet, 620. Bunun bir üst versiyonu varmış bu arada arkadaşlar. Bir üst versiyonunda 800 küsur Nm tork var. Acayip ama çok güzel abi, baksana ya. Direksiyon nasıl? Yumuşacık abi, tüy. Baksana. Frene bakmamız lazım, daha hiç frene basmadık, dur. 3'e geçtik. 2'ye aldık. 2'ye de döneriz herhalde buraya. Böyle bir tur yok arkadaşlar. Of, tura bak. Sen bunu alışsan var ya, çok seversin ha. Oğlum şu vitesi güzelliğine bak kanka ya. Şu egzoz şeyini merak ediyorum. Bak, egzoz frenini. G3'leri buraya evet koyuyorlar. Evet ya. Burada tüfek koyma yerleri tüfek var koyma arkadaşlar. Yerleri. O tarafta da var, o tarafta da var. Bak. Frene bak. Bu da ikinci kademesi. Çok iyi. Stopları yakıyor mu acaba şu an, onu merak ediyorum. Burada bir havalandırması var. Şurada çok enteresan bir sigorta paneli var. Bayağı ev sigorta paneli gibi. Ben şeyde duygulanıyorum ya. Eski askeri araç abi bu. Kim bilir neler yaşamış. Kim bilir neler yaşadı. Kaçlar Mehmetçiğimizi taşıdı. Değil bir yere götürdü. Kaç Mehmetçiğimiz bindi. Dediğin çok doğru biliyor musun? Kim bilir hakikaten ne Mehmetçiklerimizi ne anılar taşımıştır bu araba. Operasyona falan gitmiş midir acaba? Gitmiştir. Yani? Kesin gitmiştir abi. Fren hissiyatı çok garip arkadaşlar. Fren sanki böyle şiş gibi. Valla havalı ya herhalde ondan. Ağaçlara takmamamız lazım. Bunu tabii dönüşlerde dikkat etmek lazım. En önemli şey o. Virajlara fazla hızlı girmemek lazım. Çünkü yüksek bir yapı. Havaleli yani dolayısıyla. Ama duyar aksamı gerçekten iyi. Özellikle arazide acayip. Portal aksından dolayı özel bir şasi var bu otomobilde. Alt taraf böyle bağımsız gibi çalışıyor. Yürüyelim mi? Biraz basalım ya. 7 yaptık. Sakin ol oğlum. 8 ileri 4 geri değil mi abi? 8 ileri 4 geri. 4. viteste de mesela yokuşta kaldınız arkadaşlar. Dik bir yokuşta geri gelmeniz lazım mesela değil mi? O zaman da gerinin de takviyesi var öyle düşün. Daha torklu bir dişlisi var, ona takıyorsunuz. Bir de mesela hiç debriyaja basmadan diyelim ki bunu ileri ittiniz ve 7'yi aldınız. Debriyaja bastığında 7'ye geçiliyor. Yani vitesi sen önceden hazırlıyorsun. Bak şimdi bastım. Şimdi 7'yi aldım. Bak 6'yı alıyorum abi.
Hah, aldı. Bir daha mı debriyaja bastırıyor acaba? Herhalde orada küçültürken çift debriyaj mı yapmak lazım? Şimdi bakacağım. Biz de sizle beraber öğreniyoruz. Sen bayağı adapte oldun. Kolu dışarı atmalar falan. E tabii canım. Normalde kaç metre suya kadar girebiliyorduk abi? 1.20 kanka. Ama bak burada, 0.80 evet. Yazmışlar. O bence askeri bir standart kanka. Evet, olabilir. Çünkü o Mercedes'in yazdığı mı acaba? O da var tabii. O da önemli. Baksana gidiyor ya. Kork var abi. Konforlu. Bence de. Atıyorum hediye. Hadi bakalım. Direksiyondaki boşluk acayip. Egzoz frenini yapıyorum. Vitesimi küçültüyorum. 8 yaptı. 7 yaptı. 6 yaptı. Vay. Küçültürken de acaba şey yapıyor mu böyle? Mesela 6'dan 5'e attın. 5 şu an. Ona bakalım kanka. 4'te. Şimdi mesela küçülttü. Evet yapıyor. Sonra debriyaja başlıyorsun. Bastıdan debriyaja. Şu an 3'ü alacak. Son unutmadan söyleyeyim, klima var mı yok mu diye soran arkadaşlar oluyor, onlara cevaben. Bu araçta klima yok arkadaşlar. Ama yapısı gereği, bu alüminyum kabuk gereği ve içeriye atılan izolasyon malzemeleri gereği içeriği yazın çok sıcak tutmuyor. Yani serin tutuyor. İki tane camı açtığınızda bayağı rahat bir şekilde serinletebiliyorsunuz içeriği. Fakat içeride güzel çalışan bir fan var. O hem içerideki havayı dışarı veriyor isterseniz, isterseniz de dışarıdaki havayı içeri alıyor. Onu da söylemiş olayım unutmadan. Nurulcum var mı söyleyeceğin bir şey? Abi çok teşekkür ederim. Tekrardan beni konuk aldın. Kanka dura bak. İlk bölümde. Vay da. Bir sıfır çiz abi şurada. 3'te kalkıyorum şu an mesela. Turulcum senden video bekliyoruz kankacım. Eyvallah. Burada takipçi arkadaşlarımız uğrunda da söyleyeyim. Yani ben Barış'la, Ferhat'la, Bilal'le, Ümit'le video çekiyorum. Bunlardan biri de Turul olsun istiyorum. Eyvallah. Daha çok gelsin kanala, videolara konuk olsun istiyorum. Çünkü hem arabadan anlayan, hem benim sohbetimden keyif aldığım bir adam. Eyvallah. Hem de çok efendi bir adam. O yüzden de ben çok istiyorum videolarda olsun. Gel yani kankacım. Vallahi kendi gelirim kanalına abi. Da video at. Atacağım lütfen. Abi. Atacağım vallahi. Hatta çok yakında senin atacağım. Yakında benim Şahin Topaş'ı Turul'un kanalına çekeceğiz. Güzel evet. Bir video yapacağız. Aa, çok güzel video olacak. İlk bölümdeki o kasıntılım gitmiştir diye tahmin ediyorum. Çok laf yemiştim senin yorumlarda ama artık attım. Bizim arkadaşlar iyiye iyi, kötüye kötü derler. Sen o videoda enerjin düşük olabilir. O yüzden bunu da açık açık söylerler abi. Ama onun da bir nedeni daha var arkadaşlar. Açık söyleyeyim. O gün babam bir rahatsızlık geçirdi. Hastanedeydi yani o dönemde. Turul'la inanın benim kadar o videoda düşündü yani ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. O yüzden de biraz enerjisi düştü. Bunu da buradan söyleyelim yani. Yoksa normalde gördüğünüz gibi böyle tatlış enerjik bir adam yani. Hiç sıkıntı yok. Sağ olsun kankacığım tekrar. Vallahi sen sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. Crawler'a da buradan bir kez daha teşekkür ederiz. Tanıttığımız MSI bilgisayarında daha detaylı bilgilerine ulaşmak isterseniz arkadaşlar aşağıya linki de bırakırız. Şimdilik bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Tabii ki beğendiyseniz aynı zamanda Turul'un kanalını aşağıya bırakırız. Linkini Turul'un kanalına ulaşabilirsiniz oradan. Bekleriz. Şimdilik bizden bu kadar. Tamam, görüşürüz. Biraz. Görüşürüz. Eyvallah. Hoşçakalın. Asker selamıyla bitirdim. Fiyat söylemeyi unuttuk. Fiyat söylemeyi unuttuk. Evet arkadaşlar fiyat bu arada 480 bin TL. Arkadaki karavan yapısı için bahsediyoruz bunu. Ama şu anda içinde gördüğünüz tüm özelliklerle yani buzdolabısı, tentesi, her şeyi işte merdiveni, yatağı, aklınıza ne geliyorsa içerideki fırını her şeyle birlikte 480 bin TL. Aracı da almak isterseniz şu an yaptığımız küçük araştırmalarla 450 binden başlıyor. 550 bin falan öyle gidiyor. Modeline göre, temizliğine göre tabii ki. Aracı alıp geliyorsunuz ve bu karavan yapıyı yaptırıyorsunuz. Bitti. Mikrofonu yok diye konuşmuyor. Bitti. Bitti gerçekten. Bu sefer bitti. Sen oradasın Turu. Ben buradayım tamam. Abi. G'nin ne olduğunu biliyor musun? Ne? G'nin ne olduğunu biliyor. Ne? Geçici ne? Demek. 'Abi şurada karizma neyde var şuna bak ya. Bu ne abi? Evet nasıl dikkat çekiyor yalnız farkında mısın? İnsanlar geçmiyor arabayı izlemek için. Şuraya da sevdiğin birinin fotoğrafını koyacaksın abi. Şuraya fotoğraf şart. Tabii. Buraya güzel fotoğraf gider. Ben muhtar gibi geziyorum semtte. Mad Max ya. 6. vitesi ya. 6. vitesi al dünyayı gez kanka bunlar. Değil mi? 8 o... attın mı hiç? Yok. Sabahtan atmadık değil mi? Bu öyle bir şey yok ya. Oltavanda falan ancak. 9768 kilometrede bu arada arkadaşlar abi. 4'te gideriz ya buradan. Bir şey olmaz. Baksana abi. 4'te bak. Atıyor 15 ha. 15 kilometrede tabii. Bir de herkes yol veriyor. O güzel. Ya abi korkuyorlar ya. Bunu gören korkuyor. 2004 model değil mi bu? Evet. Çok zevkli. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel ses. Terapi gibi ya. Vallahi akşama kadar gezerim bunda ben. Şöyle kapatmak istiyorum videoyu. Nasıl bırakıyor kendini ya?